Dahi beyinlerin ardındaki sır. Zekanın ötesinde bir dünya. Bazı insanlar dünyayı bizim gördüğümüzden çok daha başka şekilde algılar. Onların dikkatleri, odaklandıkları noktalar ve dünyayla kurdukları ilişki çok farklıdır. Kimileri henüz 3 yaşındayken piyano konçertosu çalabilir, kimi sadece bir kez kuş bakışı gördüğü şehri olağanüstü detaylarla resmedebilir. Peki, bu sıra dışı zihinlerin ardındaki sır nedir? Farz edelim kanalına hoş geldiniz. Bugün, Savant sendromu, Asperger sendromu ve tarihteki dahi kişiliklerin farklı çalışan beyinlerini keşfedeceğiz. Bu yalnızca zekayı değil, nöroçeşitlilik dediğimiz büyük resmi anlamaya çalışmanın yolculuğu. İyi seyirler. Savant sendromu. Sınırların ötesindeki zihinler. Savant sendromu, otizm spektrumundaki bireylerde ya da nadiren beyin travması yaşamış kişilerde görülen, belirli alanlarda olağanüstü beceriler sergilemeyle tanımlanan bir durumdur. Bu bireyler, müzik, matematik, takvim hesaplama ya da görsel hafıza gibi alanlarda inanılmaz performanslar gösterebilir. Örneğin Daniel Tammet, geçirdiği bir epilepsi nöbeti sonrası sayıların zihninde renkler ve şekillerle belirdiğini fark etti. Pi sayısının virgülden sonraki 22.000. basamağını ezberden okuyabiliyordu. Ancak bu bir ezber değildi. Sayılar onun zihninde görsel birer şiire dönüşüyordu. Bilim insanlarına göre bu durumun temelinde beynin bazı bölgeleri arasındaki olağan dışı bağlantılar yatıyor olabilir. Özellikle sol ön lobun baskılanması, sağ yarı kürenin yani daha yaratıcı ve sezgisel tarafın devreye girmesine yol açabiliyor. Müzikal deha, bir senfoniyi bir kez dinleyip çalabilmek. Bazı savant bireyler yalnızca bir kez dinledikleri bir müzik parçasını tüm detaylarıyla çalabilir ya da notaya dökebilir. Derek Paravicini, doğuştan kör ve otizmli bir müzik dahisidir. 4 yaşında ilk kez piyano çaldı ve bugün sadece bir kez duyduğu parçaları anında ve kusursuz biçimde çalabiliyor. Bir defasında karmaşık bir senfoni parçasını sadece bir kez dinledikten sonra neredeyse eksiksiz şekilde yeniden çalmayı başardı. Mutlak kulak ve olağanüstü bir müzik hafızası. Onun beyni sanki bir kayıt cihazı gibi çalışıyor. Asperger sendromu ve üstün dikkat. Asperger sendromu, otizm spektrumunda yer almakla birlikte dil gelişimi ve zeka seviyesinde ciddi bozukluklar göstermeyen bireyleri tanımlar. Bu bireyler genellikle yüksek düzeyde odaklanma, tekrarlayan ilgi alanları, güçlü mantık yürütme ve gelişmiş hafıza gibi özellikler taşır. Tarihçiler Albert Einstein ve Isaac Newton gibi bazı tarihi figürlerin Asperger özellikleri taşıdığını öne sürüyor. Einstein'ın geç konuşması, sosyal etkileşimdeki tuhaflıkları ve matematiksel sezgisi buna örnek gösterilir. Bu kişiler için dikkat dağınıklığı değil, dikkat yoğunluğu söz konusudur. Belirli bir konuya takıntı düzeyinde odaklanırlar ve onu tamamen çözümlemeden rahat edemezler. Bu özellik, bilim, teknoloji ve sanat alanında çığır açmalarına neden olabilir. Tesla, bir beynin içinde mühendislik harikası. Nikola Tesla'nın zihni adeta bir mühendislik laboratuvarı gibi işliyordu. O, projelerini kağıda dökmeden önce zihninde ayrıntılı bir şekilde tasarlıyor, parçaları kafasında çalıştırıyor ve hata arıyordu. Tesla bir keresinde şöyle demişti: "Zihnimde motoru çalıştırırım. Eğer bir şey yanlış giderse, zihinsel olarak hatayı tespit eder ve düzeltirim. Gerçek makineyi yapmadan önce her şey kafamda mükemmelleşmiş olur." Araştırmalar, Tesla'nın olağanüstü zihinsel görselleştirme yeteneğinin beynindeki hiperaktif bağlantılar sayesinde mümkün olduğunu düşündürüyor. Bu tür zihinsel simülasyonlar günümüzde yapay zekanın bile erişemediği bir seviye. Beynin anatomik farklılıkları. Bu sıra dışı bireylerin beyinleri fizyolojik olarak da bazı farklılıklar gösteriyor. MRI ve EEG taramaları, bu bireylerde bazı bölgelerin olağan dışı düzeyde aktif olduğunu ve farklı şekillerde organize olduğunu gösteriyor. Öne çıkan bulgular arasında, frontal lobda artan bağlantılar, iki beyin yarım küresi arasında veri iletimini sağlayan korpus kallosunda daha hızlı geçişler, özellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan yoğun sinaptik bağlantılar. Bu farklar, beynin daha verimli değil, daha yoğun çalışmasına neden oluyor. Sonuç, detaylara takıntılı,
yüksek işlem gücüne sahip farklı bir algı mekanizması. Genetik ve çevresel etkileşim. Bu tür zihinsel farklılıklar yalnızca genetik midir, yoksa çevre de etkili olur mu? Bilim bu soruya net bir cevap veriyor. Her ikisi birden. Bazı genetik varyantlar nöroçeşitlilikle bağlantılı bulunmuştur. Ancak çevresel faktörler, özellikle çocuklukta karşılaşılan öğrenme fırsatları, duygusal destek ve sosyal etkileşim bu genetik potansiyelin yönünü belirleyebilir. Örneğin, Einstein'ın okul sistemine başkaldırışı ve kendi öğrenme stilini keşfetmesi, belki de onun dahiliğini mümkün kılan en önemli çevresel etkendi. Zeka mı, farklılık mı? Bu noktada önemli bir soruyla baş başa kalıyoruz. Bu insanlar daha mı zekiydi, yoksa yalnızca farklı mıydılar? Nöroçeşitlilik bize zekanın tek bir tür olmadığını hatırlatır. Kimileri bilgiyi hızlı işler, kimileri yaratıcı bağlantılar kurar, kimileri de olağanüstü sezgilerle hareket eder. Belki de mesele şu, bazı beyinler farkları sayesinde sıradanın dışına çıkıp dünyayı değiştirebilir. Dahilerin ardındaki gerçek. Einstein, Tesla, Daniel Tammet. Onların ortak noktası yalnızca yüksek zeka değil. Bu insanlar farklılıklarını bastırmak yerine bu farkları bir avantaja dönüştürmeyi başardılar. Öyleyse normal tanımımızın ne kadar sınırlayıcı olduğunu bir kez daha sorgulayalım. Ve bu dahi beyinlerden insanlığın ilerlemesine ışık tutacak ne kadar çok şey öğrenebileceğimizi yeniden düşünelim. Unutmayın, sıra dışı olanı anlamak ve kucaklamak sadece bu benzersiz bireyler için değil, tüm insanlık için yepyeni kapılar aralayabilir. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Eğer sizin de farz edelim fikirleriniz varsa, yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenmeyi ve yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, farz edelim ile kalın.